Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de sorarsanız eğer ki elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Biraz rahatsızım. Daha önceki videolarda söylemiştim. Yine de video çekmeyi bırakmıyor. Hasta da olsa ne olursa olsun. Bugün sizlere güzel bir tarif videosu vermek istiyorum. Şöyle bir karnabaharım var. Akşam yemeğine karnabahar kızartması yapacağım. Şu kahverengi olan yerlerini temizleyeceğim tabii ki canlarım. Bu biraz kahverengileşmiş. Çok güzel bir sos tarifim var. Bunun sosu yani. Sizlere o tarifi vereceğim. Yanına da güzel bir sarımsaklı yoğurt. Çok mükemmel olacak. İnşallah beğenirsiniz. Eğer yapıp da beğenirseniz bana yorumlarınızda belirtirseniz çok mutlu olurum. O zaman hadi tarifimin yapımına geçelim. Şöyle canlarım. Önce şu arka kısmını temizleyeceğiz. Karnabaharlar daha güzel çıksın diye. Önce size onu bir göstereyim. Görünüyor mu kameramda? Evet. Bunu daha önceden yıkadım ben. Suyu sızsın diye. Yıkanmış, suyu sızılmış bir şekilde, hazır bir şekilde bekliyordu beni. Lütfen sesimin kusuruna bakmayın. Bayağı kötü çıkıyor, farkındayım ama. Elimden bir şey gelmiyor. Birkaç gündür böyleyim. Şöyle. Bunu öncelikle güzel bir haşlayacağım arkadaşlar. Çok yumuşak da olmayacak, çok sert de olmayacak. Çok yumuşak olduğunda da arkadaşlar böyle değişik oluyor yani. Ezilmiş gibi oluyor piştiği zaman, kızardığı zaman. O yüzden haşlamasını çok iyi ayarlamak lazım. Şöyle. Şurayı bir toplayalım öncelikle. İnşallah net bir şekilde görünüyordur ve sesim inşallah güzel bir şekilde duyuluyordur. Videolarımda, bazı videolarımda duyulmuyor. Rahatsız oluyorum ama ne yapayım arkadaşlar? Hani telefonum bozuk. O yüzden de mecburen böyle oluyor. Çok güzel koktu şu an karnabahar. Kokusuna inanamazsınız. Çoğu insan sevmiyor ama gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bütün sevmeyenlere bile sevdirecek bir tarif aslında bu. Şöyle. Belki hepsini de kızartmaya da bilirim. Ben size tam bu karnabaharın bu ölçüdeki karnabaharın ölçüsüyle vereceğim canlarım. Sosun tarifini falan. Belki biz yiyemeyebiliriz. Çünkü biz 3 kişiyiz ve Yusuf'un yiyeceğini zannetmiyorum. O pek yemez böyle şeyleri. Şurasını kesiyorum. Şu üst kısımlarını şöyle temizliyorum. Çok derin de almanıza gerek yok. Şöyle görüyorsunuz. Zaten karnabaharda genellikle oluyor canlarım öyle kahverengilikler. Şöyle ikiye kesiyorum. Şu şekil oluyor. Kızartırken de böyle kızartacağım. Çok büyük olmasın. Çok küçük de olmasın. Kalan kısımlarını da sonra kızartırım diye düşünüyorum artık. Şöyle. Bunu da kahverengiliklerini alalım. Kalan kısımlarını daha sonra kızartacağım. Yiyemeyiz çünkü biz. Şimdi sadece bana lazım olanı ayıklayacağım. Geri kalanını kaldıracağım canlarım. Sizler de ona göre ayarlarsınız. Şöyle. Turşusunu falan çok severim ben arkadaşlar. Karnabahar turşusuna bayılırım. Çok da güzel olur. Bu sene kurdum ben zaten fazlasıyla karnabahar turşusu falan. Bütün turşulardan kurdum. Hepsi çok lezzetli olmuş. Şimdi kış günü geldi. Afiyetle yiyor. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle. Biraz daha yapacağım. Birkaç tane daha. Yeterli olsun diye. Şöyle güzel olanlardan alalım. Bunları yıkayacağım. Ondan sonra haşlamaya bırakacağım. O zaman ben bunları ayıklamaya devam edeyim. Daha sonra haşlarken videomuzun devamında görüşelim. Karnabaharları haşlamaya başlayacağım. Arkadaşlar şöyle suyumu alıyorum. Kettle'da kaynattım daha önceden. O su bize yeterli olacak. Zaten bu kaynar su. Şöyle atacağım yavaş yavaş. Karnabaharlarımı çok güzel bir şekilde yıkadım. Burada kaynarken de ben bir taraftan da sosunu hazırlayacağım. Sıcak sudan çıkartacağım. Biraz serinlediği zaman da hemen kızartacağım inşallah. Şöyle
Bugünkü yeni tarif videosu oldu canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kendi beğendiğim, sevdiğim tarifleri sizlere de vermeye çalışıyorum. Ya da yani sevdiğim, beğendiğim teknikleri, püf noktaları bilmem öyle şeyleri sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de faydalanın diye. Sevmediğim hiçbir şeyi paylaşmam. Buradan söyleyeyim en başta. Yani olmayan, sevmediğim hiçbir şeyi paylaşmam. Şimdi onlar haşlanacak. Çok da haşlamayacağım söylediğim gibi. Bu bize yeterli olacak. Suyuna tuz filan da atmayacağım canlarım. Böylece haşlanacak. O zaman şu biz bir kenarda şuraya yerimizi boşaltmışken hazır. İçinde sosumuzu bir hazırlayalım. Malzemelerimi hazırladım. Sizlere de hem tarif vereyim bir de videonun altına bırakacağım inşallah bütün malzemeleri. Şimdi gerekli malzemelerimiz 2 tane yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı da tuz koyacağım. Öncelikle yumurtalarımı koyayım. Bu bir orta boy karnabahar için arkadaşlar. Büyük bir karnabahar için. Yani benim biraz önce kestiğim karnabahar için ama ben hepsini yapmayacağım söylediğim gibi. Kalanlara da zaten bir şey olmuyor kalan kısımda. Kalan sosu saklıyorum. Ondan sonra kalan kısmını da öylece kızartacağım. Hemen su bardağı sütümü koyuyorum. Söylediğim gibi sosumu, artan sosumu dolaba kaldıracağım saklama kabının içinde. Bir sonraki yaptığımda onu kullanacağım. Şöyle. Bir çay kaşığı tuz. Ben biraz fazla da koyuyorum arkadaşlar. Biz tuzluyu daha çok seviyoruz. Yani tuzu daha fazla tüketiyoruz. Malzemelerimi hazırlamadığım için şimdi burada şey oldu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı da un koyacağım. Kızartmak için de yağ gerekli. Bir de üzerine güzel sarımsaklı bir yoğurt yapacağım. Şöyle unumu da ekliyorum. Bu kadar arkadaşlar kızartmak için malzemelerimiz. Bunu güzelce kıvama alana kadar çırpacağız. Kızartma malzememiz bu kadar. Buna bulayıp bulayıp kızartacağız yani. Topaklanmaması için çok hızlı bir şekilde çırpmamız lazım. Un biraz topaklanıyor. Karnabaharlarımız da kaynamaya başladı. O da birazdan haşlanır. Yanına da makarna yapacağım canlarım. Ya da çorba da güzel gider, makarna da güzel gider bu tarifin yanında. O zaman şöyle görüyorsunuz. Ben şöyle güzelce çırpayım. Daha sonra kızartırken görüşelim. Karnabaharlarımı şöyle kızarttım canlarım. Ne çok pişirdim ne de az pişirdim. Şöyle elimle yani kontrol ettim. Hafif eziliyorsa, yani siz nasıl seviyorsanız bilmiyorum ama biz böyle biraz dirili seviyor çıtır çıtır. Yani bakın şöyle hafif eziliyor. Bastığınız zaman görünmüyor da. Şöyle elinizle kolayla ayrılabiliyorsa pişmiş demektir. Şöyle sosumu da karıştırdım. O da böyle güzellikle bekliyor. Tavamın altını açacağım. İçine yağımı dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yağı da kızartacağım. Fazla yağ da koymadım. Gördüğünüz gibi şunun içinde de makarnam var. Yanına da güzel bir yoğurtlu makarna yapacağım. Çorba yapmak istedim ama vakit geçti artık. Çorba olmaz. Şöyle sarımsaklı yoğurdum hazırladım. Bu karnabahar için. Bu yoğurt da makarna için. İkisi de yoğurtlu yoğurtlu olacak ama olsun. Biz severiz yoğurtlu yiyecekleri, yoğurtlu şeyler. Makarna zaten yoğurtsuz yemeyiz. Domates soslu yapayım dedim ama sonra geri vazgeçtim. Yoğurtlu yapalım. Yusuf da yoğurtluyu çok sever. Yağım ısınacak. Ondan sonra koymaya başlayacağım. Yağım ısınsın canlarım. Öyle görüşelim o zaman. Videomuz uzun olmasın. Yağım ısındı canlarım. Şöyle hemen karnabaharlarımı şöyle görüldüğü gibi güzelce her tarafını sosuma buluyorum. Şöyle çatalla yapsam daha iyi olacak aslında. Sos en azından çok çok gitmez. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yani çok ısınmış olacak ne de az. İçi çiğ kalmasın. İçinde güzelce çekerek pişsin. Şöyle. Çatalla alayım. Nasıl sosumuz çok gidiyor.
yapıyorum. Gördüğünüz gibi canlarım. Çatalla daha iyi olacak. Ya da maşanız falan varsa onlarla da olabilir. Şöyle sosumuz süzdürerek koyuyor. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiden kızarmaya başladılar. Hemen şöyle koyuyorsunuz. Hemen bir kenarı kızardı bile. Bir taraftan da çevireyim yanmasın. Makarnam olmak üzere. Her şeyle oluyor yavaş yavaş. Akşam yemeğimiz yavaş yavaş hazırlanıyor canlarım. Vallahi da düşürdük. Size göstermek için böyle tutuyorum ama. Hızlı hızlı yapmam lazım biraz. Şöyle. Tek elden yap, tek elden alınca iyi olmuyormuş vallahi arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz sosunu sudurarak içine atıyorum. Karnabaharlar bu arada çok güzel haşlanmış. Alabilirsin inşallah. Bunları çevirelim. Bakın görüyorsunuz çok da güzel kızarıyorlar. Bunlar daha yeni koyduk. Bunlar pek kızarmadı. Şunu da çevirelim. Boşluk kısımlara koyacağım şimdi. Şu çevirmediğim yerlerini kızartacağım. Her yerini eşitleyelim istiyorum arkadaşlar. Isı, ateş. Yani bir yeri çiğ kalıp bir yeri şey olmasın. Fazla pişmiş olmasın. Devam ediyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde kızartacağım canlarım. Sonra söylediğim gibi sarımsaklı yoğurdum hazırladım. Biraz yağımız sıçrıyor bu arada. Dikkatli olmam lazım. Ben bir çatal daha getireyim. Onları da çevireceğim. Vallahi yağ çok sıçrıyor arkadaşlar. Karnabahar kızartması yaparken böyle yağ çok sıçrıyor. Dikkat edin. Elinize ayağınıza. Haşlandı. Makarnamı alacağım. Canlarım şöyle görüyorsunuz karnabaharımın son hali. Çok lezzetli olmuş. Eşim biraz önce tadına baktı. Ben de baktım. Şöyle yumuşacık çıtır çıtır dışı da çok güzel oldu. Şöyle sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Yanına da pul biberli güzel bir makarna hazırladım. Sosumun biraz söylediğim gibi şöyle arttı. Biraz sonra bunun içindeki kalan parça karnabaharları alacağım. Sonra sosumu bir kabın içine kaldıracağım. Çünkü biliyorsunuz biraz karnabaharım artmıştı. Ben bunu tam orta boy bir karnabahar ölçüsüyle yaptım. Yani sosun ölçüsünü kızarttım. Çok lezzetli oldu. Bu kadar mı kızarttık yani biz? Çünkü söylediğim gibi fazlası yenmez. Biz ilk kişiyiz. Yanına da böyle makarnamı yaptım. O zaman canlarım bize afiyet olsun. Sesimden dolayı lütfen kusuruma bakmayın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bol bol yorum yaparsanız, like atarsanız çok mutlu oluruz. Kanalımız daha çok küçük. Kanalımızın büyümeye ihtiyacı var. Sizlerle beraber büyüyelim canlarım inşallah. Hep beraber yani büyük bir topluluk olalım inşallah. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bize afiyet olsun canlarım. Deneyenler yazarsa çok mutlu olurum. Çok güzel bir tarif ve garantili bir tarif. Kesinlikle tutan bir tarif. Hani asla aklınız kalmasın tutuyor mu tutmuyor mu diye. Denedikten sonra zaten görürsünüz. Mutlaka hani tutup tutmadığını. Sevmeyenler bile bu tarifle karnabaharı çok seviyor. O zaman canlarım bizlere afiyet olsun. Daha fazla konuşmayayım. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.